Evet sevgili seyirciler, su bulan adam Şevket Kozalar sizler için tanımaya çalışacağız. Yalnız Şevket Bey şu an yanımızda yok. Onun için yine bir sürprizimiz olacak, suyunu saklayacağız. Kendisi şu an yanımızda yok, biraz sonra telefon açacağız. Diyeceğiz ki suyunu sakladık senin, diyeceğiz. Gel buyur bize kapalı alandaki suya nasıl ulaşırsın diye sorularımıza cevap verecek. Şimdi suyunu saklayacağız. Ondan sonra Şevket Bey'i telefonla arayacağız, yanımıza çağıracağız. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi arazi dümdüz. Yani burada suyu var olduğunu hissetmek mümkün değil. Ama Şevket Bey'e biraz sonra dediğim gibi telefon açacağız. Bakacağız bize suyumuzu bulabilecek mi? Şevket Bey, gördüğünüz gibi arazi bomboş. Hiçbir şey yok. Dümdüz bir arazi. Evvela bir tarama alanına gireceğim. Tarama alanda bu su neredeyse, yakın bölgedeyse bana tepki verir. Bu çubuk bana 300-500 metre, 1 kilometre yerdeki suya tepki verir. Ama yakındaysa yakın alanı bir tarama alanına gireceğim. Yakındaysa doğru sudan tarafı gideceğim. İnşallah mahcup olmam. Suyun üstüne vardım da bir sefer şunu belirteyim sayın seyirciler. Suyun üzerine vardıktan sonra bu tel cana gelecek yani. Zapt etme imkanım yok. Evet, ekran başındaki şimdi herkes bizi seyrediyor, bizi bekliyor. Bakalım, hadi suyumuzu arayalım. Tamam efendim, buyurun arayalım. Hadi. Önden buyurun siz. Evet, suyun yanına yaklaştı. Evet. Evet sevgili seyirciler. Su buradadır. Su buradadır şimdi, su burada olduğunu bana diyor ki yetmez, su buradadır efendim. Şevket Bey! Evet. Bu tarafa gelin, su bu tarafta. Bu tarafa gelin, su bu tarafta. Hayır efendim, su ben o tarafı gitmem, önem vermiyor su. Çubuk bu yanı bana tepki veriyor, su o yanda değil. Gitme diyor bana, su buyurun işte. Ben suyu o tarafa bırakayım. Efendim su bu taraftadır. Getirin kazmaya deşin. Bir daha tarayalım ekran tabii. Başına. Ben oraya inanmıyorum, orada olduğuna. Çünkü ben sakladım. Evet. Su bu yanda diyor bana. Çubuk gitme diyor. Elimdeki çubuk. Her ne kadar da siz o yanı sakladım diyorsanız bana su bu tarafta veriyor. Çünkü tepki bu yandadır efendim. Evet. Şu an tutma imkanım yok. Su burada efendim. Getirin. Yok. Yok, tutma imkanım yok efendim. Su buradadır efendim. Su buradadır. Bana veren tepkiye göre su buradadır efendim. Gördüğünüz gibi üzere. Şevket Bey su var diyorsa mutlaka ki Şevket Bey'e inanın, suyunuz var. Doğru mu? Efendim işte gerçekler burada göz önünde. Evet sevgili seyirciler, arazinin içerisinde kömmüş olduğumuz suyu Şevket Bey buldu. Bize yerini gösterdi. Biz de suyunu çıkarttık. Yalnız Şevket Bey'e şunu sorduk. Kapalı alandaki size su tepki veriyor. Bir de açık alana, bunu kapağını açalım. Bir de ona bir bakalım. Bize size tepki verecek mi? Efendim, o ağzını açarsan bana tepki vermez. Ağzını açtım. Tabii, bana şimdi şu anda. Bak, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Seyircilerimize özellikle bunu belirtmek istiyorum. Açıktaki su bana tepki vermez. Basınç... Hani sizi internette ya tıklama rekoru kırdıran, arkanızda baraj var demişlerdi. Ya arkanızda su var, ya neyin suyunu ya arıyorsunuz demişlerdi değil mi? İşte bunlar... O açık alandaki suydu. Evet, açık alanda su kesinlikle tepki vermiyor. İşte onun için bunu denemekte ben uygun görüyorum. Şevket Bey, bir adım geri atın. Ama bana dikkat edin. Efendim size... Bir adım geri atın.
Sevgili seyirciler, yani buna inanmayacaksınız ama bir adım daha geri atın Şevket ve ben sizden korkuyorum çünkü. Evet, sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Evet, yani suyun ağzını kapattığım anda Şevket Bey'e tepki veriyor. Açtın. Şevket Bey, normale geçtiniz geri. Evet, şu an tepki vermez efendim. Şu an buyur. Tekrar çıbığınızla beraber gelin. Buyurun efendim. Şu an bir şey yok. Buyurun, kapatın. Eğilin efendim, eğilin, korkma. Korkma. Şevket Bey. Korkma efendim. Bir adım geri atın siz. Bak. Sevgili seyirci, yani biraz da korkmamak elde değil. Elindeki tellerin 10 kat kaç, şu biraz telin özelliklerinden bahset. Ağzını açayım da dur Şevket Bey. Evet. Efendim, 10 kat çelik tel, 10 kat bakır tel, bir miktar da almıyor efendim. Bunu seyircilerimiz, bunu birleştirsin, bunun gücünü ne olduğunu hissederler. Bu kendiliğinden öyle bükülecek bir şey değildir efendim. Şevket. İşte. Evet sevgili seyirciler, su bulan adam Şevket Kozulak'la gezilerimize devam ederken Adıyaman Gölbaşı'nda tekrar sizler için geçmeyeceğiz. Yanımızda da Gölbaşı Belediye Başkanımız Yusuf Özdemir var. Evet Sayın Başkanım, neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz. Yusuf Özdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı. Evet başkanım, su bulan adam Şevket Kozulak artık internetin olsun, ulusal basının olsun bir fenomen oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz nasıl takip ettiniz? Şevket Kozalak Bey yıllarca Gölbaşı'nda ikamet etmiş bir kardeşimiz. Malumunuz, söylemeye gerek yoktur. Su, Cenab-ı Allah'ın insanlığa bahşettiği en önemli nimetlerden birisidir. Su olmasa hayat olmuyor. Bu hem insanlar için böyle, hem bitkiler için böyle, hem hayvanlar için böyle. Şevket Bey bu anlamda ilçemizde de katkıda bulunmuştur. İçme suyu anlamında şu anda ilçemize sağladığımız saniyede 58 litre suyu bulan adam Şevket Kozalak Bey'dir. Kuraklık yaşadığımız bu yıl içerisinde su çok daha önemli. Bitkiler açısından da önemli, tarım açısından da önemli. Bu anlamda ilçemize hizmet veren Şevket Kozalak Bey'in umuyorum ki Türkiye genelinde de hizmetler verecektir. Kendisi bu konuda başarılıdır. Kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Zaman zaman ulusal televizyonlarda ve basında, internette de Şevket abiyi takip ediyoruz. Başarılarından dolayı da Gölbaşılı olarak mutluluk duyuyoruz. Ben başkana teşekkür ediyorum. Benim konuşacak hiç herhangi bir şey olmadı. Çünkü hakkımda gerekeni söyledi. Ben kendisine özellikle Gölbaşı olarak, Gölbaşı adına teşekkür ediyorum. Çünkü Gölbaşı Doğu'nun bir parlak yıldızı. Doğu'nun bir merkezi haline getirmiş. Bugün yıllardan beri Özdemir ailesi olarak biliyoruz. Buraya yönetenler, Allah'a şükür ben gerçekten başkanım dediğim, ben burada ikamet ettim, ben burada yaşadım. Ama bu güzellikleri Türkiye'nin birçok yerini geziyorum. Ama bu şekil böyle bir güzel bir yeri gerçekten takdir etmek lazım. Yaptığı hizmetlerden dolayı burada başkanımız olsun, burada emeği geçen yetkililer olsun, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Ve ayrıca ben bu bölgede çalışma yaptığım sıralarda Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ali Hocam var. Ondan da benim hakkımda kısaca bir yorum yaparsa memnun olurum efendim. Size Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'nü görev yapıyorsunuz. Şevket Bey hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Şevket abiyi yaklaşık 10 yıldan fazla zamandır tanıyorum. Önce gölün karşı yamacında su çıkardığını duyduk. Çok fazla ciddiye almadılar. Bir gün bir ortamda birlikteydik. Kalabalık bir ortamdı. Kendisinin gözünü bağladılar. Bir suyu saklayıp alana gönderdiler. Dediler ki bu suyu bulabilir misin? Şevket abi o suyu bulup çıkarınca bu işin hiç de böyle alaya alınacak tarafının olmadığını, ciddi bir mesele olduğunu ben de kavradım. Oradaki arkadaşlarım da kavradı. Daha sonra çevremizde Maltepe köyünde, Balkar'da, Çatal Ağaç'ta ve Azaplı'da bulduğu sulara şahit oldum. Bu manada gerek
içme suyu konusunda, gerek sulama suyu konusunda Gölbaşı ilçemize çok büyük katkılar ve faydalar oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Su Bulan Adamı gezilerine devam ederken bugün de tekrardan Malatya'ya geldik. Malatya'nın hangi ilçesindeyiz? Yeşilyurt Gözenek Köyü. Öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız? İsa Kaplan. Yeşilyurt Gözenek Köyü, Malatya. Evet. Ve buraya Şevket Bey'e getirdiniz, güzel bir suya kavuştunuz. Neresi diyeceksiniz öncelikle? Şimdi öncelikle ben buraya 10-11 tane sondaj vurdum. Hiçbirinden su alamadım. 4-5 tane mühendis getirdim, etüt yaptırdım. Ondan sonra tabiri caiz değnekçi getirdim. Evet. O gelen arkadaşlar da işte hiçbiri kesin bir sonuç vermedi. Vurdum, o 160 metre vurdum, 220 metre vurdum, 140 vurdum, 180 vurdum, 11 tane sondaj vurdum. En son Şevket Bey'i işte televizyonlarda gördüm. Telefonlaştık, geldi baktı buraya. Sonra gezdi işte, etüt yaptı elindeki şeyleriyle, materyalleriyle. Şimdiki bu çıkan yeri tespit ettik. Evet. Burayı gösterdi, buraya vuracağız dedi. Biz daha sonra ben dedim ki Şevket Bey, burada çatlak var mı? Yani su çatlağı, bizim burada su çatlağı olmazsa suyu bulmak, almak zor. Ona da baktı tekrar, dedi ki 70 ya da 80 metrede bir çatlak var. Ama geçersiniz, küçük bir çatlak dedi. Bu şekilde biz başladık sondaja. 53 metrede biz o Şevket Bey'in söylediği çatlağa girdik. O çatlağa geçemedik, bayağı uğraştık. Daha sonra kaç gün uğraştınız bu suyu açmak için? Bu suyu açmak için biz yaklaşık bir ay uğraştık o çatlakla. Sondajcı bir ayın sonunda dedi ki burada su yok, ben vurmayacağım. Sonra Şevket Bey'i tekrar aradım. Sağ olsun Ramazanlıktı, o niyetliydi, oruçtu da, geldi buraya. Tekrar baktı, bir daha kontrollerini yaptı, dedi ki burada su var. Sen dedi burayı 150 metrenin altına indir, metraj olarak da söyledi, şimdi söylüyorum. Evet. 150 metrenin altına indir, eğer dedi burada su yoksa ben sana yeniden bir sondaj vuracağım, masraflarını karşılayacağım. Böyle bir sondajcıyla da konuşması geçti. Vuran sondaj makinesiyle, sahibiyle. Daha sonra biz vurduk bunu. İşte 80-90. Metrelerde bir 750-800 gram suya ulaştık. Bir daha irtibata geçtim Şevket Bey'le. Dedi ki siz devam edin, suya ulaşacaksınız. 153. metrede biz tekrar bir çatlağa girdik. 167. metrede sonlandırdık sondajımızı. Nasıl suyunuz var şu anda? Şu anda 6'lık 7'lik su var. Ben ihtiyacımız kadar olan pompayı koydum şu anda. Çalıştığım kişilerin içinde en sıkıntılı olan bir arkadaşımızdı bunun kuyusu. Devamlı araştırıyordum. Bayramın 3. günü beni aradı, dedi ki kardeş Allah razı olsun, şu anki aldığımız su dedi 8'likte, 9'lukta, 10'lukta dedi, ama bunu dedi kaç günden beri çalıştırıyoruz, sıkıntıyı açtık, senden Allah razı olsun dedi. Evet, Su Bulan Adam'la gezilerimiz devam ederken gezi ziyaretimize Gölbaşı Kaymakamlığı'na da uğramadan geçmedik. Yanımızda da Gölbaşı Kaymakamımız Ali Edip Budan Bey var. Evet Sayın Kaymakam, Şevket Kozalak hakkında sizler neler söyleyeceksiniz? Bu anlamda yeraltı suları noktasında bir işte halk arasında çubukçu diye tabir edilen insanlarımız var. Ama biz bunun çok da canlı örneğini ben şahsen yaşamamıştım meslek hayatımda. Şevket Bey de tabii benzer anlamda bu işi yapıyor ama o çubuk değil, farklı bir manyetik kendi icadı olan bir aletle, kendi hazırladığı bir aletle bunu yapıyor. Birkaç örneğine biz şahit olduk. Hem ilçe belediyemizin vurulan sondajında gösterdiği noktadan çok ciddi güzel miktarda su çıkması, hem daha önce benzer sondajlar deneyip bulamayan vatandaşlarımızın böyle tarım konulu bahçe ziyaretlerimizde gördüğümüz örneklerde, özellikle Şevket Bey'in gösterdiği noktada tahmini derinliğini de söyleyerek vatandaşları suya kavuşturması bizi de memnun etti açıkçası. Yapmış olduğunuz çekimler vatandaşa daha ciddi bir intiba bırakacaktır. Tabii bu da yani aslında o çubuk adı çubuk. Yani muhakkak bence kişilerdeki bu, tabii işin uzmanları daha iyi bilir. Bence bir ya manyetik bir çekim var ya özel bir his var. Yani aynı çubuğu sen veya ben tutsak
o suyu bulabilir miyiz? Hayır, yani herhalde bu biraz da Şevket Bey'in yaratılışından veya vücut kimyasından kaynaklanan bir şey. Neticesinde su bulunamayan yerlerde, olup da bulunamayan yerlerdeki muhakkak orada Şevket Bey'in tecrübelerinden biz faydalandık, belediyemiz faydalandı, ilçemizde veya bölgede vatandaşlar faydalandı. Benzer sorunu yaşayan vatandaşlarımıza da biz Şevket Bey'i tavsiye ederiz yani. Evet sevgili seyirciler, Su Balan Adam Şevket Kozulak'la gezilerimize devam ederken Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda da suya ihtiyacı olan bir vatandaşımız vardı. Onun da suyunu buldu Şevket Bey. Evet, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahallemize. Ben Fatih kasabasından Cuma Koca. Önce Kahramanmaraş'ta oturmaktaydım. 4 yıldan beri buraya göçtüm ben. Suyum yoktu. Arkadaş, 4 yıldan beri susuzluk çekiyordum. Daha önce Kahramanmaraş'ta oturuyordunuz. Buraya göçeli 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4 yıl boyunca suyunuz yoktu burada. Suyumuz yoktu. Kısık geliyordu suyumuz. Susuz kalıyorduk. Mallar susuz kalıyordu. Evet. O da malları sonra 2 sene besledim. 3. sene sattım malları susuzluğun yüzünden. Evet. Su gelmiyordu bura. Şevket Bey'e telefon etmiş arkadaşlar. Evet. Allah razı olsun. Evvel Allah'tan, sonra Şevket abiden. Suyumu geldi, ölçtü. Ondan sonra burada su var dedi. Evet. Ben de kuyuyu vurdurdum. Allah'ım verdi. Ya evvel Allah, sonra kendi inandık. Ya, dediği yerden vurduk. Ben 15 milyar para harcadım ben bu kuyuya. İnanmasam vurdurur muydum? Biz de daha önce su sıkıntısı yaşıyorduk. Bir 2 kilometre öte uzaktan su getiriyorduk. Ondan yetersiz su olduğu için bu Şevket abi duyduk televizyonda. Aradık, geldi, suya baktı. Suyumuz yeterli şu an, Allah'a şükür. Allah olmayanlara da versin. 630 metreden dik yukarı bir su getirdim. Evet. O da durmadan boruyu patlatıyor, bilmem ne yapıyor. Baktım olacağı yok. İdrol mühendislerini getirdim. Su çok az dediler. Evet. Sonra bu Şevket abiyle dek geldik. Nerede karşılaştınız? Yani televizyonda mı izlediniz? Vallahi televizyonda da izledim, evet. Bizim köylünün birisi çağırmış. Hı hı. Şevket abi. Gittik biz, ben de bahattım orayı. Su var. Ondan sonra kuyuyu vurdurduk. Allah'a şükür 63'lük suyum akıyor. Herkesten Allah razı olsun. Öncelikle Şevket Ağa'dan. Evet sevgili seyirciler, Su Balan Adamı Şevket Kozulak'la gezimize devam ederken evin en çok çilesini çeken teyzemiz yanımızda. Evet. Abla, 4 yıl burada susuz kaldınız. Suya evet. İhtiyacınız yok vardı. Evet. Yani Şevket Kozulak'a ulaştınız, suyunuzu çıkarttı sizin. Neler söyleyeceksiniz Şevket Bey'e? Allah razı olsun. Yani buldu. 4 yıl nasıl yaşadınız burada susuz? Susuz yoktu suyumuz. 4 yıl sonra bulduk, Allah razı olsun abiden. Suyu nereden getiriyordunuz peki? Komşulardan alıyorduk. Kahramanmaraş, Dulkadiro Mahalle Muhtarı Şaban Bozkaya. 1994 yılından beri muhtarlık yapıyorum. Evet, evet muhtarım, Şevket Bey'e nasıl ulaştınız? Yani gerçekten bir suya ihtiyacınız vardı da ulaştınız. Şevket Bey'i tanırım, esnafıydı daha önceler. Benim de bir suya ihtiyacım oldu. Benim de gittik suyuma baktırdık. Burada büyük bir suyun var dedi. Zamanım olmadı, tekrar geri açtırmak istedim suyumu. İnşallah açtıracağım. Çok pek bir yerlerde de duyduğuma göre hep görüyorum da, yani duyduğuma değil görüyorum. Gittiği yerden boş dönmüyor maşallah. Her yerden suyunu alıyor. Yani böyle bir arkadaşımızın da, Şevket Kozalak gibi bir arkadaşımızın da, yani Türkiye'de yani ihtiyacımız var. Hele biraz da Kahramanmaraş'ta böyle bölgelerimizde su ihtiyacı olan yerlerimiz var. Yani valimiz olsun, belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun. Yani böyle bir kişilere sahip çıkmamız lazım. Ne güzel, yani yemyeşil olan yerlerimiz oluyor suyu çıkarttığı zaman. Kuru taş, bayır olan yerlerimiz hep yeşeriyor. Böyle bir insanlara ihtiyacımız var. Büyük de destek yapmamız lazım böyle bir arkadaşlarımıza. Evet sevgili seyirciler, Su Bulan Adam'la serüvenimiz devam ederken Su Bulan Adam bugün Gaziantep'in Nurdağ ilçesine geldi ve burada gördüğünüz gibi birçok halkı topladı, bir araya getirdi. Evet Şevket Bey,
ve yine farklı bir noktadayız. Farklı kişilerin yanındayız. Suya ihtiyacı olan insanların suyunu buldunuz. Neler söyleyeceksiniz? İşte gördüğünüz gibi muhtarımın suyunu geldik. Muhtarın suyuna baktım, yerini gösterdim. Burada muhtarım çok sıkıntı çekiyormuş. Bana ulaştı, televizyonda görmüş. Bana durumu söyledi. Geldim baktım, gerçekten yürekler atsın. Mahalleye geldim bir baktım, her tarafı delik deşik etmişler. Birçok kuyu vurdurmuşlar ama bir türlü suyu alamamışlar. Evet muhtarım, buraya yerleşeli kaç yıl oldu? 10 yıl oldu Adem Bey. Siz daha önce nerede kalıyordunuz? Kahramanmaraş'tan geldik. Kahramanmaraş'ın köylerinden geldik. Evet, 10 yıldır burada su sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? 10 yıldır evet, su sıkıntısı yaşıyoruz. Gitmediğimiz, vurmadığımız kapı, çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Eşme, bu sızıntı sularından kazmayla eşme dediğimiz, tabir ettiğimiz kuyularla idare ediyorduk. Devletten, belediyeden, yani daha doğrusu şebeke suyu alamadık, vermediler buraya. Ara gittiniz araziye, imarsız araziye ev yaptınız diyerekten. Biz de 10 yıldır araba, kendi araçlarımızla dışarıdan taşımayla getirdiğimiz sularla idare ettik bugüne kadar. Geçmişimizde işte yaklaşık bundan bir ay önceye kadar da televizyonda ve dilden dile de duyarak Şevket abiyi duyduk. Ve onu da getirdik, sağ olsun bu bölgede gezdik, hep sızıntı su olduğunu söyledi. Ana damarın buradan geçtiğini söyledi bize. Biz de getirdik, vurdurduk, evet 15 milyar kadar bir paramız gitti. Ama insanın bir damla su için 100 milyar da geçse gözüne gelmiyor. Şu anda çok şükür, hamdolsun, umduğumuz suya kavuştuk. Ama şu anda da suyu alacak elektriğimiz yok. Bu konudan da yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Zor oluyordu bizim için. Az kullansak olmuyordu, çok kullansak olmuyordu. Zorlanıyorduk. Sağ olsun muhtarımız getirdi, Şevket abiyi kuyumuzu vurdurdu. Ama ceylanımız yok, bu sefer de yararlanamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Geldiğimizde sularımız yoktu. Sularımızı çıkardık. Şimdi de elektriklerimiz yok. Neyle getirip neyle götürüyorduk? Helkelerimizle getiriyorduk. Gündelik, akşamımız yok, sabahlarımız zor yok. Olmuyor muydu? Zor oluyordu. Ya insanın elleri kolları böyle ağrıma yapıyor. Şevket abiden Allah razı olsun. Suyumuza kavuştuk. Sanki suya kavuşunca cennete kavuştuk mu olduk. Evet sevgili seyirciler, suyun hayatımızda ne kadar çok önem taşıdığını halkımızdan siz de duydunuz. Muhtarım, yani gerçekten şu an gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir suyunuz var burada. Evet Adem Bey, işte sizin de gördüğünüz gibi gerçek veli nimet demek bu demek. İnsan bir damla suyu buldu muydu 100 milyon da harcasa gözüne gelmiyor. Susuzluk çeken bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Boşsa benim 3 bin lira 5 bin lira param gitti diyerekten susuzluk çekmesinler. Şevket abiye ulaşsınlar, susuzluk sıkıntılarını gidersinler. Evet sevgili seyirciler, Şevket Kozulak'la gezilerimize devam ederken bugün de daha farklı bir noktaya geldik. Öncelikle yanımızda suya ihtiyacı olan kişinin suyunun bulduğu kişinin yanındayız. Nereye söyleyeceksiniz öncelikle? Benim ismim İsmail Yurdağöl, Karacasu Kırım Mahallesi'ndeyim. Biz burada su için bayağı bir uğraş verdik. Ben bu mühitte 6 tane kuyu vurdum ve hiçbirinde su alamadık. Evet. Su alamayınca Şevket abinin telefonuna ulaştık. Şevket abiyi aradık. Şevket abi geldi. Şevket abi geldi, sağ olsun. Buradan baktı, gösterdiği yerde dedi, burada dedi, üçlük suyunuz var dedi. Tamam dedim, Şevket abi gönderdik, başka bir arkadaş daha getirdim. Orada taşları da indirdiğimiz halde, yani yeri belli ettiğimiz halde, öbür getirdim arkadaşlar burada su yok dediler. İki tane arkadaş daha getirdim Şevket abiden sonra. O iki tane arkadaşı getirdiğimizde öbür bir başka bir kuyu gösterdiler, başka bir yer gösterdiler. Ve oraya da vurduk. Suyu alamayınca bize de su lazım, tarlaya su lazım. Şimdi Şevket abinin dediği yere getirdim arkadaşları, kuyucuları daha buradayken, tarladayken getirdim oraya. Ve arkadaşlar Şevket abinin dediği yere vurduk. Hatta tarlanın üst tarafına vurak dediler. Dedim yok, Şevket abinin dediği yere vurun. Vurduk. Allah'a şükür üçlük suyumuz çıktı yani. Normalinde 30 metre, 35 metreden çıktı. 56 metre vurduk. Böyle vatandaşa devlet büyüklerimizin sahip çıkarsa memnun olurum ben. Yani gittiği yerden hiç boş dönmüyor. Çok güzel manzaraları, çok güzel kuru dağın başlarından tarlalarımızı sulu hallere döndürüyor. Onun için çok bu vatandaşa sahip çıkarlarsa daha güzel olur devlet büyüklerimiz.
tanıyalım öncelikle. Ben Çağlayan Cetin Mustafa Yiğit. 40-50 seneden beri buradayım. Evet, ondan beri burada susuzluk çekiyordum. Yani bu 3 yıla kadar ben çok susuzluk çektim ki ne o kadar aklın hayalin olur yani. Beni şu hayvanla gördüğün hayvanla dışarıdan 1 kilometre yerden uzaklıktan su getiriyordum. Aksu TV'sinde izledim Şevket abimi. Baktım görünüyor. Benim de hoşuma gitti. Ben dedim ya bu adam benim işime yarar. Ben bunu aradım telefona. Dedim ki Şevket abi dedim. Benim de bir su ihtiyacım var. Bunu nasıl bakıyorum? Dedi şöyle. Benim arazimde ağlama sızma su var dedim. Kaynak bulamıyor dedim. Evet. Dedi ki ne senin dedi arazinde dedi. Ağlama sızma su varsa dedi. Ben onun kaynağını bulurum dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Aynı dediği gibi geldi kaynağını buldu. Ben de burada ne kadar olduysa bu 40-50 yıl arasında. Şurada su var dediler. Burada su var dediler. Bir türlü bulamadım. Ne kadar para harcadımsa bulamadım. Yani kimse demesin ki ne Şevket abime. Yani bu adam da su bulamaz, su bulamaz demesinler. Ben buna inancım var. 50 yıllık sorunuzda çözüm bulan? Çözüm bulan Şevket abim. Şimdi ben de aynı saygı gösteriyorum. Mühendislerimize saygı. Mühendis kadar da bilgisi var. Evet 6 yaşından beri satırlarla, böyle elkelerle, katırla falan su çekiyorduk. O da yani bayağı uzaktı. Kar diz boyuydu. Yani çok zorlanıyorduk. Allah razı olsun Şevket abiden. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz işte atla su çeken aile şu an hepsi yanımızda. Yani 5 sene oldu bu su içmek. Nereden getiriyordunuz suları? Ta 1 kilometreden şu evin ta geri arkasından. Sadece içeceğiniz kadar mı getiriyordunuz? Aynen evet. Evet sevgili seyirciler Şevket Kozalak sizler için bir kez daha ekranlara yeni versiyonuyla taşıdık. Yani Kahramanmaraş'ın birçok noktasında, Türkiye'nin birçok noktasında Malatya'dan kişilerle tanıştık. Kişileri sizler ekranlarınıza taşıdık. Çağlayan Ceylet'in bir köşesinde, ucrasında kişileri sizler ekranlar karşısına getirdik. Adıyaman Gölbaşı'nın kaymakamını, Adıyaman Gölbaşı'nın belediye başkanını ekranlarınıza getirdik. Şevket Kozalak sizlere birçok farklı noktalarda anlattılar. Ve Adem Bey özür dilerim. Son olarak siz neler söylemek istersiniz? Beyefendi işte gerçekler söylentiyle de gerçekler yapmış olduğumuz icraatlar göz önündedir. İşte mevcut canlı bunun önemlisi yaşadınız, suyu sakladınız. Ben geldim burada suyu buldum ve her biri bir laf söyledi. Ama gerçekten ben bu suyu bulduktan sonra herkes hakkımdan iyi diyerek bu sefer karşılamaya başladılar. Ha ben özellikle seyircilerimize şunu diyorum yine sıkıntı çeken tüm kardeşlerimize arayıp da suyu bulamayanlara efendim biz vurdurduk 10 tane 20 tane kuyu vurdurduk suyu bulamadık diyenlere bize ulaşsın biz kendilerine yardımcı olalım efendim. Arasında suyu varsa Allah'ın izniyle onun saniyede kaç litre atıyor kaç fiskiyelik olduğunu bilirim. Nereden geliyor nereye gittiğini bilirim. Eğer baktığımız arkadaşın suyu derindeyse yapacağım hiçbir şey yukarıdaysa vurur suyunu alır. Çünkü bana 10 metre daha suda tepki veriyor. Yerin altında 800-900 metre yerin altındaki suda tepki veriyor. Vatandaşın suyu derindeyse benim yapacağım bir şey yok.